Amerika'da bir kasırga var. Yüzyılın en büyük kasırgası. Evleri, bahçeleri, binaları, araçları, gemileri. Hatta bir tane dün akşam haberlerde okudum. Birisi evini su basmış, kapıyı bir açmış. İçeride timsah var evin içinde. Bu hale geldiler. Daha öncesinde de fırtına oluyordu, kasırga oluyordu Amerika'nın belli bölgelerinde. Daha böyle az bir hasarla atlatılıyordu. Ama dün, önceki gün öyle videolar, öyle görüntüler gördük ki Allah muhafaza. Yani dersin böyle bir film sahnesi gibi, bir kıyamet sahnesi. Amerika'da ve benim bir şey dikkatimi çekti. Amerika'daki bu fırtına sonrasında CNN de açıklama yapmış. Amerika'nın yerelde olan televizyonları, gazeteleri, sosyal medya hesapları, yetkililer açıklama yapıyorlar. Ne diyorlar biliyor musun? Herhangi bir duruma karşı çocuklarınızın kollarına isimlerini, işte doğum tarihlerini, ev adreslerini yazın. Bu işi bir yerden hatırlıyor musunuz? Gazze'nin hastaneleri, okulları, oralar bombalanırken, oralar vurulurken anneler, babalar ve gençler birbirlerine kollarına isimlerini, telefon numaralarını yazmaya çalışıyordu. Hatırladınız mı bu mevzuyu? Dünden beri bu görüntüleri görünce kendi kendime şöyle dedim. Allah büyük büyük de Allah çok büyük. Çok büyük Allah. Bununla alakalı saatlerce yorum yapabilirim. Ama çok da yorum yapmaya gerek yok. Bazen bir iki tane fotoğraf sayfalar dolusu kelimeleri anlatabiliyor. Gazze'de hastaneler, okullar, kreşler, ambulanslar, caddeler, oyun parkları her taraf vurulurken, Amerika'nın vermiş olduğu füzelerle, bombalarla İsrail tarafından vurulurken Gazze'deki çocuklar ve Gazze'deki anneler evlatlarının kollarına, bacaklarına onların isimlerini, adreslerini, bilgilerini yazıyordu. Ola ki bir yerde patlarsa en azından o yazıdan tanıyalım çocuğumuzu diye. İşte Allah öyle büyük Allah ki aynı şeyi şimdi Amerika'da sana yaptırıyor. Bu dünya bu çocukların bedelini ödemeyeceğini mi düşünüyorsunuz? O annelerin haykırışlarının, o annelerin feryatlarının bu dünyada bir karşılığı olmayacağını mı düşünüyorsunuz? Bütün dünyanın yapanlar ayrı, susanlar ayrı, destekleyenler ayrı, izleyenler ayrı, bunun bedelini ödemeyeceğimizi mi düşünüyorsunuz? Annesinin kucağında süt emziren anneleri vurdular. Çocukları paramparça ettiler. 50 kiloluk poşetlerin içerisine 50 kilo malzeme koyup, parçalanmış insan vücudu malzemesi koyup ailelere verdiler. Bu da senin evladın, bu da senin eşin diye. Bunun bedelini biz ödemeyeceğiz mi zannediyorsunuz? Hı? Yapanlar ayrı, destekleyenler ayrı, arka çıkanlar ayrı, susanlar ayrı, oturup izleyenler ayrı. Bunun bedeli ödenmeyecek mi? Bir senede 42 bin insanı bütün dünyanın gözü önünde katlettiler. Bunların 17 bini çocuktu. 17 bin. 17 bin çocuğun bütün dünyanın gözü önünde katledildiği bir yerde Allah bize musibet vermeyecek mi zannediyorsunuz? Allah bize azap vermeyecek mi zannediyorsunuz? O zaman Esma-ül Hüsna'yı okumadınız. O zaman siz sizi yaratan Allah'ı tanımıyorsunuz. Allah'ı bilmiyorsunuz. Allah'ın cemal sıfatının yanında celal sıfatının da olduğundan haberiniz yok. Allah'ın Rahman isminin olduğu yerde Allah'ın Kahhar isminin de olduğunu bilmiyorsunuz o zaman. Bunu ödeyecek dünya. Ödeyecek. Neyle öder? Bilmiyorum ama ödeyeceğiz bunu. Ödeyeceğiz. Her türlü ödeyeceğiz onu. İşte Amerika benim bakış açımda. Birileri şunu söyleyebilir. Abi bu Amerika'da hani daha öncesinde de oluyordu bu. Daha öncesinde böyle bir felaket olmuyordu. Kalplere böyle bu denli korku hiç sinmemişti. Böyle çaresizlikler içerisinde birbirlerinin kollarına isimlerini, adlarını yazmıyorlardı daha önceden. Göreceğiz.